Adliyesinde sizin hakkınızda da açılmış çok dava var. Onlara geleceğiz, anlatacağım hepsini. Geleceğiz mi? Geleceğiz hepsini. Çünkü davaları bir birleştirelim dedim de. Not ettim. Ben Beşiktaş'ı Çağlayan'la aldınız dediniz. Evet, Beşiktaş kulübü ceza yedi mesela. Avrupa kupalarına katılamadı siz zamanınızda. Benim zamanımda ama geçmişte. Evet. Yani siz de bunu çıkıp açık ve net olarak konuşmuştunuz o zaman. Evet. İki defa biz Avrupa'ya gidemedik. Yani olmayan para, olmayan bütçe ile beraber iki seferde Avrupa kupalarına gidemedik. Oradan da kayıp olduk. Ve UEFA ile Financial Fair Play anlaşmaları imzaladık. Şuraya geleceğim. Bekliyor muydum dediniz. Soru oradan geldi. Beklenir mi böyle bir durum? Fakat Beşiktaş taraftarı 3... Biz o bir tarihi Fenerbahçe maçımız var. Bence en önemli kırılma noktası ki ondan evvel başladı. Yani ben onları tek tek... Harekat mı? Evet, ondan evvelkilerin hepsini tek tek biliyorum. Yani maçlarda, yani biz Avrupa'da namağlup gidiyoruz. Türkiye'de gidiyoruz, 10 kişilik rakibimize yeniliyoruz. Yani birçok olay oldu o sırada. Ve sonra bir Fenerbahçe maçı oldu. Kupa değil mi? Evet, kupa. O maçta çıkmadıktan sonra ki ben o zaman da söyledim. Ben bu kulübün sahibi değilim. Bu büyük bir camia. Ben millet adına bu kulübü yönetiyorum. Ve divan kurulu kararıyla da maça çıkmadık biz. Bugün olsa yine çıkar mısınız? Yine çıkmam. Ve o gün itibariyle de maça çıkmadıktan sonra da bu iş daha ağırlık kazandı. Beni en çok üzen tarafı o değil, beni en çok üzen tarafı Beşiktaş camiası ve taraftarıdır. Bu maça çıkmayın, 10 sene şampiyon olmayın derken 3 ayda bu algı operasyonunun içerisine bütün herkes bir anda olanları, yapılanları, yapılan verilen mücadeleleri hepsini bir anda unuttu. Ve biz onunla karşı karşıya kaldık. Ben bunlar şu anda görüyorum mesela şimdi geçen Ahmet abim aradı dedi ya bizim onun bir Sami Kılıçoğlu diye bir arkadaşı var, o aramış işte kulüpten iki tane yönetici ki bunlardan bir tanesi Ahmet Nurçevi, ona evraklar verip Beşiktaş'ta davalar açtırmalar filan, kulübün içinde yöneticiyken bunlar oluyor, yani inanılır gibi şeyler değil. Ve Beşiktaş bir anda oldu. Ben zaten bu işi aşkla yapıyorum, gönülle yapıyorum. Doğru. Sevgiyle yapıyorum. Aşk kırıldığın zaman zaten verimliliğin düşüyor. Ondan sonra benim zaten adım adım verimliliğim de, moralim de hani bir iş yerine veya bir eve ayaklarınız gitmez artık. O duruma geldiğim zaman da performansımız düştü. Peki kafaya koydunuz mu? Ben bırakacağım başkanlığı diye. Öyle evet, mi oldu? Öyle niyetliydim. Ama en büyük arzularımdan bir tanesi o, hem o zaman Kulüpler Birliği Başkanı'ydım da, hatta o dönemde aday da olmayacaktım yani son dönemde. O Bankalar Birliği ile bütün kulüplerin anlaşmasını yaptım. Yani bütün borçları, bütün kulüpleri ikili TL'ye çevirdik. Onu hatta şu andaki CFO, o zamanki CFO, şimdiki CEO Seçil ve Fenerbahçe'den bir arkadaşımızla beraber çalışarak buraya getirdik. Ve onu imzalamak istiyordum. Hakikaten Türk futboluna büyük bir hizmetti. Belki son dönemimde uğraşmazlar dedim ki seçimi kazandığım gün yaptığım açıklama o. Dedim ki benim artık kimse benim rakibim değil, ben de kimsenin rakibi değilim. Benim bu son seçimim. Tüzük de öyle söylüyor. Bırakın da işimizi yapalım dedim ama hiç öyle olmadı. Artarak devam etti. O yalan furyası kulaktan kulağa filan işte o ona filan bir algı, o sosyal medyalar filan bizi linç ettiler ve ben zaten... Linç.